Mutfağıma hoş geldiniz. Kışlık tarhana yapımının tarifini vereceğiz bugün. Öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. 1 kilo kadar kuru soğanımız, 1 kilo kırmızı biberimiz, 1 kilo domates, 1 bağ nanemiz ve 1 kase olacak şekilde haşlanmış önceden hazır nohudumuz. 3 kilo kadar da süzme yoğurdumuz. Normal yoğurt da kullanılabilir. Ve öncelikle güzelce soğanlarımızı ortadan dörde bölüyoruz. Domateslerimizi de dilim dilim doğradık, hazırladık önceden. Biberlerimizi de bu şekilde hepsini hazırladık. Nanelerimizi sirkeli suda bekletip yapraklarını ayıkladık güzelce. Şimdi bunların hepsini tenceremize sırasıyla koyacağız. Evet, öncelikle doğradığımız, dörde bildiğimiz soğanlarımızı atıyoruz tenceremize. Sonra yine belirli büyüklükte doğradığımız kırmızı biberlerimizi güzelce yıkadık, ayıkladık. Onlara ilave ediyoruz. Yani kısacası pişme sürelerine göre dizdim tencereye. Ve domatesimizi ilave ediyoruz. Nohutumuzla nanemizi en son ilave edeceğiz. 2 bardak kadar da su döküp ocağa koyuyoruz tenceremizi. Evet, 2 su bardağı kadar suyumuzu ilave ettik. Tenceremizi ocağımıza koyuyoruz. Kaynadıktan sonra bütün malzemeler böyle pişti, ezildiği an ocağı kapatıp nohudumuzu ve nanemizi ilave ediyoruz. Evet, bütün malzemelerimiz pişti. Soğan, domates, biber, en son nanemizin yapraklarını ve haşlanmış nohudumuzu ilave ettik. Ve hepsi güzelce kaynadıktan sonra soğudu. Şimdi parçalıyoruz. Evet, süzgecimize alıyoruz bu yaptığımız malzemeleri. Ve güzelce süzüyoruz elimizle. Evet, süzgece aldığımız sosumuzu sürekli böyle karıştıra karıştıra posası kalana kadar salçayı yapar gibi yaptık. Ve posası kaldı. Hep böyle yapıyoruz. Evet, bütün haşladığımız malzemelerimizi süzdük. Posalarını attık ve suyunu döktük. Şimdi 3 kilo kadar da süzme yoğurdumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Onu döküyoruz. Evet. Şimdi sosuna zaten tuz kattık ama gene böyle bir 2 kaşık olacak şekilde yemek kaşığı tuzumuzu da katıyoruz. Ve 5 kilo pardon 3-4 tane de yumurta kırıyoruz. 3. Evet, yoğurdumuzu kattık. 2 yemek kaşığı kadar tuzumuzu kattık. Ve 4 tane yumurta kırıyorum. Aslında kimse kırmıyor ama bu benim kendi yaptığım bir bulduğum çözüm. Yani vitamin olsun diye 4-5 tane her sene yaptığım tahranaya yıllardır yumurta katıyorum. Evet, güzelce karıştırdığımız yumurtalarımıza, yoğurdumuzun içine unumuzu ilave edeceğiz. Evet, 5 kilo kadar unumuzu yavaş yavaş yedire yedire karıştırıyoruz. Evet, bütün unlarımızı, her şeyimizi karıştırdık, ilave ettik ve bu kıvamı aldı. Bunu artık sabah akşam ister 10 gün, ister 7 gün, ister 21 gün karıştıracağız. Şiştik sıra ekşiyecek ve istediğimiz gün sereceğiz. Ben 7 gün tutuyorum. 10 gün tutuyorum. Kişinin tercihine bağlı. Hatta bir söylentiye göre tek gün tutulması daha iyidir tahranın ekşimesi diye bir söz var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Evet. Artık kapağını kapatacağız. Sabah akşam her gün karıştıracağız. İyice ekşiyecek ve sereceğiz. Evet, ekşiyen tahranımızı güzelce tertemiz serdiğimiz bir bezimizin üstüne böyle hafif kaşığımızı ıslatarak bismillahirrahmanirrahim böyle sıra sıra diziyoruz, döküyoruz. Evet, tahranamız serdik güzelce. Kuruyacak arkalı önünü, sonra ufalayacağız. Ve pişirip afiyetçe şifa olarak içeceğiz. Tahranalarımızın bir yüzü kurudu ve öbür yüzlerini güzelce böyle çeviriyoruz. Daha çabuk kurumalarını sağlamak için hepsini böyle alt üst ediyoruz.
Evet, tahranalarımızı güzelce küçük küçük parçalara bölüyoruz ve gevgirden geçiriyoruz. Gevgirin içine alıp böyle buradan geçiriyoruz. Bazı elekten geçirdik, süzgeçten geçirdik. İsteyen robottan geçirebilir. Hatta çektirme yerleri varmış. Ben elimden eski sistem şeklinde yapıyorum. Yerde süzgeçten geçirdim ve kurudular. Güzelce kavanozlarımıza dolduruyoruz. Allah yedirmeyi nasip eder inşallah. Evet, tahranımızı kavanozumuza doldurduk. Kışın inşallah hastalıklarda şifa olarak normal çorbalarımızı olarak içeceğiz. Allah yedirmeyi nasip etsin. Afiyet olsun, şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Ve like atmayı. Evet, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.